Rıdvan Yılmaz'a İtalya'dan özellikle tekliflerin olduğu konuşuluyor. Dilersen Rıdvan konusuyla beraber başlayalım. Rıdvan bir ay içerisinde bence Türkiye'den ayrılacak. En son söylememiz gerekeni en başta söyleyelim. Bu sezon itibariyle geçtiğimiz yıl şampiyonluktaki emeğini de düşündüğümüz zaman Özgür abi bir şey mi diyor şu an? Aynen. Ne diyor? Söyler misin lütfen? Yönetmenimiz Özgür abi ne diyor? En son burada bir iddia yapılmıştı derbi ile alakalı. Evet. Onun karşılığını hala görmedik gerçi de. Bir iftar yapacaktık. Ramazan bitecek. O iftarı yapamadık hala da. O ayrı bir konu. Özgür abiye ne oluyor şu anda mesela? O iddiada dahil değil. Selim abi, bana sormadı işte mesela. Özgür abi bu. Şuna dahil olmaya çalışıyor. Rıdvan Yılmaz gider mi gitmez mi? Bunun gider, içinde gider, olsun gider. Deniyor. Yok gider. Kazanırım yapmasın. Ha iddiaya girelim. Aynen. Hayır, hayır şu an onlar bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığı için bir şey iddia edemez ki. Özgür abi eğer gitmezse inanıyorsun... bana yemek ısmarlasın diyor. Yani bir iddialık bir durum yok. Tam o bana ne ısmarlayacak? Özgür abi, sen gitmez diyorsun. Özgür abi bana ne ısmarlayacaksın? Gitmez olursa. Tamam ısmarlarım diyor. Rıdvan gitmez diyor. Gitmez. Tamam gider. Yemeğine girdik. Çok güzel. Girdi. Biz de dahiliz. Sercan Bey sever böyle. Gayet iyi. Ben bu sezon sonu itibariyle Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünüyorum. Bu rakamları telaffuz ettiğimiz zaman 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 tepki çekiyor. Nasıl bu paraya gönderilir? Neden? Şimdi bu çok fazla kaos ortamı yaratmaması adına 3 aşağı 5 yukarı bir rakam vereceğim ki çok yakın bir süre zarfı içerisinde resmi teklif Beşiktaş kulübüne gelecek. İki kulüp tarafından. Beşiktaş da ikisinden birini çok büyük ihtimalle kabul edecek. İki kulüp de İtalya'dan mı? Hayır. Biri Torino, diğeri Frankfurt. İki kulüp de tercihi teklifini yapacak. Ben 3 aşağı 5 yukarı iki kulübünde şöyle söyleyeyim. Cenk Tosun transferini lütfen hatırla. 22,5 milyon euro sanırım açıklanmıştı. Ancak toplamda 27,5-28 milyon euroyu bulan bir bonservis paketiydi. Ne vardı onun içerisinde? Cenk'in Everton'da 10 maç oynaması durumunda veya 3 gol atması durumunda, 5 gol atması durumunda. Toplamda Frankfurt ve Torino'nun sonraki satışı hariç %15 civarında bir sonraki satıştan pay Beşiktaş'a verilecek. 4 ila 5 milyon euro arasında değişecek olan bir para teklifi yapılacak. Ancak bu paketin içerisinde ben toplamda 5 milyon euroyu bulmasının çok çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Elbette biz şimdi şu an rakam telaffuz ettiğim için daha fazlası olabilir miydi, olamaz mıydı? Bunlar konuşulur. Bunu hep futbolun içerisinde bu gidecek, ayrılacak olan oyuncuların içerisinde var. Ama burada artık 5 milyon euro, 4 milyon euro büyük para. Yani o kadar düşük bir para değil ülkemiz için. Hele hele şu anki futbol ortamı içerisinde kurla birlikte. Şöyle bir durumdan bahsedeyim ben. Rıdvan'ın İtalya'da oynama isteği Almanya'da oynama isteğinden daha yüksek. Eğer Beşiktaş kulübü de kabul ederse, şartlar eşit olursa, ekonomik anlamda her iki kulübün de teklifi aynı olması durumunda Rıdvan Torino'ya gider. Burada yanlış hatırlamıyorsam Torino üçlü oynuyor. Evet. Frankfurt'ta da Ali Akman var. Evet. Nijmegen'de kiralık oynadı Hollanda'da ama bu sezon Frankfurt'ta olacak. Rıdvan'ın Torino'yu ya da İtalya'yı tercih etmesinde söyleyeyim. Sistemin alakası olabilir mi? Yoksa daha mı vitrin ön plana çıkıyor? Unutmuştum. Hatırlattığın iyi oldu. Torino'yu tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri Pjanic. Pjanic'le yeni öğrendiğim için ben daha bu haberleri şimdi söylüyorum. Pjanic'le uzun zamandır Torino üzerinde, İtalya üzerinde sohbetler gerçekleştirmiş Rıdvan. İtalya tercihini yapmasında Pjanic'e çok büyük bir etkisi var. Hatta Miralem Pjanic'in İtalya'da bulunan arkadaşlarıyla birlikte Rıdvan'ı konuşturduğunu, oradaki sosyal hayata dair, oradaki kulüp dengelerine dair bilgiler verdiğini, kulüp içerisinde Miralem Pjanic'in de özellikle tanıdıkları varmış, arkadaşları diyebilirim. Onlardan fazlasıyla bilgi alıp Rıdvan'ı görüştürmüş. Şu an çok fazla Frankfurt haberi yapılıyor. O nedenle ben bu Torino bilgisini çok fazla verdim. Elbette transferde günlük değişen dengeler var. Lütfen... Sercan, Torino başkanıyla mı konuştun sen? Ya ben 2 günden, 3 günden bu yana Torino gelişmesini biliyorum. Torino kulübünde sportif direktöründen başkanına, idari direktörüne herkesi taciz ediyorum. Darladın değil mi yine? İnsanları darladın yine. Yine insanları darladım. Ya bugün
Sercan söyleyeceğim. Telefon numaralarını değiştirecek abi, insanlar. Torino Başkan'a yazdığım mesajı söylüyorum. İşte bu akşam inşallah kazanırız. İşte kazanırız büyük... ama değil mi? Tabii tabii, ben büyük bir Torino'luyum falan. Böyle şeyler yazıyor dedim yani. Dedim ki. Engelledi mi sonra seni? Hayır, başkan engellemedi. Sohbetimiz güzel. Lütfen bozmayın. Aramı bozmayın Torino Başkanı'yla. Başkan önce ya. Rıdvan durumunu sordum 2-3 gün önce. İşte tam böyle söylemeyelim. Daha biraz daha şekillensin durum. Bugün bir cevap atmadı. Biraz da tedirgin oldum. Çünkü maçları İstanbul... var normal. Evet, ama daha vardı. Sabah saatlerinde değil mi? 11-12 civarında. Bana bakma. Başkana dedim bana ki. Bana bakınca gülesim geliyor şu an. Ben dedim çok büyük bir Torino taraftarıyım başkanım. Bugün inşallah yeneriz. Oradan sonra bir geri dönüş aldım. Onu yarın bir haberleştirebiliriz. Ama. Ya Sercan ya. Ben. Doğuştan Torino oldu. Tabii, Forza Torino. Evet, şu an başkan gelse Torino tezahüratları söylemek zorundayım yani. Şakası bir yana, Rıdvan işte 2014'te, 2013'te kulüpte çalıştığım dönemden hatırlıyorum. Ya yani gerçekten pırıl pırıl bir çocuk ve bence önemli bir kıstastır altyapıdan çıktığı için. Çok fanatik derecede bir Beşiktaşlı. 2-3 yıl içerisinde böyle bir sıçrayış yapması çok büyük bir başarı, hem ailesine, hem ekibine, hem de eğer transfer gerçekleşirse, gerçekleşmese de bunu her seferinde söylüyoruz. Türk futboluna, Avrupa'ya böyle bir oyuncu kazandırdığı için de Sergen Yalçın'a çok büyük bir tebrik etmekte fayda var. Hı hı. Haber kısmını tekrar edeyim. 4 ila 5 milyon euro arasında değişecek bir para. 1 milyon euro arada evet uçurum çok büyük bir şey. Ancak toplam paketin içerisinde bulunduğu durum bu. Rıdvan'ın az önce söylediğim gibi Almanya'dan ziyade İtalya'da oynama isteğini anlattım. Ben bu transferin sezon sonu bitmeden, Torino özelinde söylemiyorum sadece, Frankfurt'ta olabilir elbette. Ben bu transferin, Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya gidişinin sezon sonuna kalmadan, hatta bir hafta içerisinde sonuçlanacağını düşünüyorum. İddialı. Evet. Olumlu ya da olumsuz. Olumlu veya olumsuz tabii ki. Devre arasında Rıdvan'la röportaj yaptık Antalya'da, Belek'te. Aslında orada biraz şifreleri vermiş geriye dönüp baktığımda. Avrupa'ya gitme isteğinden bahsediyordu. Allah yolunu açık etsin. Burada 3 kupa da aldı. Yani çok aldı. Genç yaşta evet. Beşiktaş'taki ana hedefini, ana misyonunu tamamladı aslında Rıdvan. Yani ya, altyapıdan yetişen bir oyuncu olarak daha ne yapsın yani? Rıdvan. Onların mesela Ersin'le bir görüntüleri vardı şampiyonluk kutlamasında. Çok çok güzel bir görüntü yani. Her büyük takım taraftarının hayal ettiği bir görüntü. Altyapısından çıkan kesinlikle. Bir kaleci, bir sol bek şampiyonluk kazanmışlar. Çok böyle mütevazı bir ilişkileri var. Oynayarak belli ki çok yani. İyi arkadaşlar. Çocukların şeyi de iyi. Hani genel karakterleri de iyi. Seviliyorlar ediyor. O da önemli. Son dönemde altyapıdan gelip bu kadar süre alıp şampiyon olan büyük takımlarda çok büyük fazla takım yok. Var mı? Yok. Hele hele kısa süre içerisinde böyle bir para da bence iyi bir para. 4 ila 5 milyon euro arasında. O mesajlar geliyor Beşiktaşlı taraftarlarda. Rıdvan Yılmaz 4 milyon euro, Beşiktaş yönetimi kesinlikle kabul etmemeli diye olumsuz yönde gelen mesajlar var. Ama senin söylediğin ediyorum. Gibi bunu güncel kurla değerlendirdiğimiz zaman 5 milyon euro çok ciddi bir rakam çok olarak ciddi dönüyor. Bir para. Bir de çok lütfen ciddi. Yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Rıdvan'ın hayali var. Avrupa'da oynama. Bu sene olur, gelecek sezon olur ama şu an para değerini bulmuşken satmak ve o parayı kazanmak daha kıymetli geliyor bana. Elbette saygı duyuyorum. Neden 5, neden 9 değil, 10 değil, 15 değil? Tabii ki denilebilir. Ama işin sonunda sanki olacak Avrupa gibi. Avrupa burada önemli. Beşiktaş biraz daha iyi bir performans sergileseydi grup aşamasında ya da ola ki gruptan evet, çıkıp devam etse evet. Ya da UEFA'da seneye, devam etse seneye, daha farklı bir rakam konuşurdu. Seneye şeyde olurdu. Aynı seneye son... yok. Cenk Tosun şey dedi ki bir gün Cenk. Cenk Tosun'un bonservis bedelini yapan Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ydi evet yani. Cenk'in ya. Eğer sadece Süper Lig'de gol atmış olmaz olsaydı 22 milyon euro değil gerçekten 7-8 milyon euro seviyesinde kalırdı. Kerem için de aynı şey geçerli. Ya bir de Cenk'in tabii Alman altyapısı falan daha ya farklı etiketleri de vardı. Forvet olması vesaire yani. Evet tabii. Sadece bunu Beşiktaş ve Rıdvan üzerinden konuşmayalım. Ya bizde bir fazla değerleme var yani. Bizde hemen bir şu Oğuzhan'la başladı. Bu Oğuzhan 150 milyon euro muhabbetiyle başladı. O zaman 150'ydi. Euro düşüktü o zaman. Euro düşüktü o yüzden değil mi? Ya
bizim Türk, yani Rıdvan altyapıdan yetişmiş iyi bir futbolcu ama Avrupa'da orta seviye bir takıma gidecek. Yani beklentilerimizi biraz daha doğru ayarlamamız gerekiyor. Evet, Avrupa görseydi, Avrupa'da bu performans sergileseydi daha yüksek olurdu. Ama ya bizde her çıkan, yani her birazcık parlayan futbolcudan 15 milyon euro beklemeyi bırakmalıyız. Ya aynı şey mesela Kerem için geçerli. Bugün Galatasaray taraftarlarına soralım. Tabii. Kerem için beklentiniz ne? Yani kaç milyon euro yeterli olur diye. Herhalde 20'ler 25'ler tabii havada uçar. Galatasaray yönetiminin de güncel beklentisi 15 milyon euro civarında ama ben yani o rakamların bile oluşmasının çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Mesela devre arası Kerem için resmi teklif olmamakla birlikte Wolfsburg'un bir ilgisi vardı. 10 milyon euroya kadar çıktılar. Daha ötesi olmadı. Yani onun dışında mesela Marka Nelson da aynı şekilde. Marka yarın öbür gün Brezilya milli takımına seçilir. Belki bir tık daha atabilir ama biraz daha Selim'in yani, dediği gibi gerçekçi olmak lazım. Kime? Hani Türk değil, şey değil, parladı geldi. Napoli'nin teklifi 7 milyon euro mu ne? 6 milyon euro mu ne? Yani o civarlarda bir şey. Hani biraz daha bu değerleme işlerini, fiyatlama işlerini bence gerçekçi yapmalıyız. Bu konuda çok bir hayal tarafımız var. Ben hani dedim ya az önce, bence kesin ayrılacak diye. Hani bir olasılık nedir? Bence %90 Rıdvan ayrılır Beşiktaş'tan para kazandırarak diyebilirim. %51 Ersin de ayrılacak gibi duruyor. Ersin'in bonservisiyle ilgili bir rakam telaffuz edeyim. Şimdi rakam yine telaffuz edeyim. Ancak bunda da 3 aşağı 5 yukarı yanılma payım olabilir. Çünkü resmi teklif henüz gelmediği için. Eli kulağında Rıdvan için. Kulüp yetkilileriyle de görüştüğüm için aslında rakam konusunda en azından bir aralık verebiliyorum. Ben Ersin için de Rıdvan'dan daha yüksek bir bonservis ödeneceğini düşünüyorum. Ancak 6 ila 7 milyon euro arasında bir para. Ben burada Beşiktaş'ın Ersin'i özelinde daha fazla pazarlık yapma ihtimalini yüksek görüyorum. Takım ismi zikredeyim ancak çok çok üzerine konuşabileceğim iki takım değil. Nice ve Lyon. İki takımın ilgisi var. Çünkü son oynanan mücadeleye de gelindi. Nice-Lyon tarafından. Yeni öğrendiğim için söylüyorum. Torino'da gelip devre arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş Kasımpaşa maçında. Biliyorsun yıllardır zaten bu mesleğin içerisindesiniz. Ahmet Emre zaten bizimle aynı. Önce bir sözlü konuşmalar yapılıyor. 4 olur mu? Olmaz. 4,5 tamam. Sözlü olduktan sonra resmi girişimler şöyle başlıyor. Şöyle bir karşılaştırma yapmak tabii çok doğru değil ama yanlışım varsa düzeltin eğer hatırlıyorsanız. Doğan Alemdar'ı 3 milyon euroya almıştı galiba Ren. Evet. Buradan yola çıkarak baktığın zaman aslında Ersin Destan olduğu için söylediğin rakamlar 6 ila 7 milyon euro arasında. Gerçekçi rakamlar. Yani yine taraftar tabii ki de yüksek isteyecektir. Kulüp para kazansın isteyecektir ama oradaki piyasayı da bilmek lazım. Fransa'da bu arada olursa çok doğru bir tercih gibi gözüküyor Ersin Destan olduğu için.